Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından Allah'a dönüşün ilk adımı. Ebu Cafer Muhammed İbni Musa'ya Allah sizi esirgesin. Yüce Allah'ın yoluna nasıl yönelmeliyim diye sordum. Cevapladı. Allah'ın istediği gibi bir Allah'a dönüşle. Sordum. Allah'a dönüş ne demek? Cevapladı. Tövbe ey genç tövbe. Nitekim Said İbni Cübeyr Hazretleri, şüphesiz o kendisine başvuranları bağışlar ayetindeki başvuranlar ifadesini Allah'a dönenler olarak yorumlamıştır. Sordum, tövbe ne demektir? Cevapladı, daha önce yapılan çirkin tutum ve davranışlarından pişman olmak ve bu tür hareketleri bir daha yapmamak üzere Allah'a söz verip sözünden asla dönmemektir. Yanı sıra da günaha yapılan her türlü çağrıdan son derece ürküp kaçmaktır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar yaptıklarında bile bile direnmezler. Sordum. İnsan tövbeye neyle başlamalı? Cevapladı. İşlediği günahları içindeki günah eğilimini şahsi çıkarı için başkalarına hoş görünmeyi ve ikide bir fikir ve kanaat değiştirmeyi terk etmekle. Onun yanında da haksızlık ettikleri kimselere haklarını verip helalleşmek ve üzerindeki kul ve Allah hakkını ödemekle. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ancak yaptıklarından pişman olup tövbe edenler, tevbelerine sebat ile hallerini düzeltenler ve bu gerçekleri açıklayanlar hariç. Onların tövbelerini kabul buyurur ve kendilerini af ve rahmetine dahil ederim. Ben Tevvab ve Rahim olanım. Sordum. Bundan sonra ne yapması gerekir? Cevapladı. Yiyecek ve içeceğinin helal olmasına dikkat etmesi, çünkü dinimiz açısından beslenmenin durumu, başın bedene göre durumu neyse odur. Baş sağlamsa vücut da sağlam olur. Öyleyse ey genç, dinin emrettiği şekilde helal rızıkla beslen. O zaman bütün vücut organların tertemiz olur ve o organlar Allah'a kul olanların yaptıkları o güzel davranışları yaparlar. Sordum. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Daha önce yapıp ettiklerine üzülmek, gelecekte yapacaklarını düzgün yapmak, eskiden işlemiş olduğu günahları için diliyle Allah'tan af ve bağışlanma dilemek, kalbinden de onlara duyulan eylemi söküp atmak, helal olmayan şeylere bir daha dönmemek için azmetmek ve geçmişte yaptıklarından tam bir pişmanlık duyup Allah'tan sürekli af dilemek. Eğer bu tutumunu devam ettirirse umulur ki özrü tövbesiyle kabul edilen ve kurtuluşa erenlerden olur. Sordum, kulu rahatsız edip tövbeye yönelten nedir? Benim için tövbenin kaçınılmaz olduğunu ne zaman anlarım? Tövbeyi geciktirmekten ne zaman korkarım? Cevapladı, tövbe etmeyi sana bizzat Allah'ın farz kıldığını sonunda anlayıp kavraman seni tövbe etmeye zorlar. Yüce Allah'ın tövbeyi farz kıldığının delili ise şu ayettir. Ey müminler! Hepiniz tek bir kalp gibi ve cemaat şuur içinde tövbe edip Allah'a yönelin ki kurtuluşa eresiniz. Ve de şu ayet. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile yani tevbe-i nasuh ile Allah'a dönün. Bak genç adam! Allah'ın bu ayetlerini anlamayan kişi bilge kişilerin öğütlerinden de kesinlikle yararlanamaz. Nitekim bu hususta sen Rabbimizin şu ayetini duymadın mı? Tövbe etmeyenler, işte onlar zalimlerdir. Demek ki Allah tövbeyi sana farz kılmış ve bunu yapmadığında da seni zalim olarak nitelemiştir. Bütün bunlardan anlıyoruz ki Yüce Allah tövbe etmeyi kuluna açıkça emretmiş ve tövbeyi bırakmaktan korkulması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Sordum. Tövbe azim ve isteğimi nasıl güçlü tutabilirim? Cevapladı. Kalbinden ecelin yakın olduğu bilgisini hiç çıkarmamak, ölümün aniden gelebileceğini zihnine iyice yerleştirmek, Allah'tan umduğuna erişememenin korkusuyla yaşamak ve günaha ve günahta ısrar ettiğin takdirde Allah'ın huzurunda göreceğin cezadan sürekli ürkmekle. Nitekim Lokman Hazretleri oğluna şöyle nasihat ediyordu. Yavrum, tövbeyi geciktirme. Çünkü ölüm aniden geliverir. Senin tövbe azim ve isteğini ayrıca şu üç davranış da güçlendirir.
Birincisi, geçmiş günahlarını hatırlamak ve içinden gelen arzu ve isteklerin çoğunu terk ederek yiyeceğini ve içeceğini azaltmak. İkincisi, ölümü sürekli zihninde tutarak bütün düşüncesini tövbe, azim ve arzusu üzerinde yoğunlaştırmak. Üçüncüsü, bu dediklerimi ve geçmişte olup bitenleri devamlı hatırda tutmak. Bu durum, insanın dikkatli ve özenli olmasına yardımcı olur. Sonra sordum. Kulu tövbeye teşvik eden, kendisini bu konuda uyanık tutan ve gafletten kurtaran nedir? Cevapladı. Yüce Allah kullarını hem tehdit ederek hem de ümit vererek kendisine çağırdığı için bir yandan sürekli korku içinde bulunmak, diğer yandan da vaat edileni ümit etmektir. Gerçekten de Rabbimiz bizleri cehennem tehdidiyle korkutur ve cennet vaadiyle de umutlandırıp şevki getirir. İşte kulu sarsarak kendisine getiren ve onu yapıp ettiklerini düzeltmeye yönelten budur. Ve bu durum onun için en öncelikli meseledir. Sordum. Kişinin tövbesinde samimi olduğunun işareti nedir? Cevapladı. Aylaklık ve oyunla geçen ömrüne daima esef eder. Hep tedirginlik içindedir. Çünkü tövbesinin kabul edilip edilmediğini bilmez. Allah için yapıp ettiklerini küçümseyerek sürekli gönül kırıklığı ve hüzün içindedir. Allah'ı razı etmek için çabalar, durmadan kalbini yoklayıp kendisini hesaba çeker. Gayretlidir. Tekrar nefsine uymak ve günahlara batmak korkusu taşır. Onca genişliğine rağmen dünya kendisine dar gelir. Tıpkı şu ayette Yüce Allah'ın dile getirdiği gibi. Bütün genişliğine rağmen yer kendilerine dar gelerek, nefisleri kendilerini sıkıştırıp, Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlayan, savaştan geri kalmış üç kişinin tövbesini de kabul etti. Allah tövbe ettikleri için onların tövbesini kabul etmiştir. Çünkü o tövbeleri kabul eden merhametli olandır. İşte tövbesinde samimi olanın durumu böyledir. Sordum. Bunun dışında bir şey var mı? Cevapladı. Evet. Daha sonra Yüce Allah'ın kendisine tövbe etme fırsat ve imkanını bahşetmesinden ve bu konuda başarı erdirmesinden dolayı kalbi hep Rabbine karşı şükran duygusuyla dolar. Böylece de gönlü Allah rızasını kazanmak için sürekli gayret etmeye yönelir. Tövbe nimetine erebilmesinin verdiği büyük mutlulukla yaptığı tövbeden içi gerçekten ferahlar ve sevince boğulur. Sordum. Tövbede böyle bir noktaya eriştikten sonra hala yapması gereken bir şey var mıdır? Cevapladı. Evet. Bundan sonra da şunu mutlaka yapmalıdır. Kendisine tövbe etme ilham ve ihsanında bulunduğu, ayrıca lütfedip tövbesini kabul ettiği için Allah-u Teala'ya sürekli şükretmek.